Merhaba arkadaşlar, ben Toksik Gap bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle Squad Battles oynayacağız arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bu hafta VL yok, o yüzden Squad Battles oynamak mantıklı geliyor bana. Çünkü oradan gelecek paketlerle kadromuza biraz daha takviye yapabiliriz beyler. Bu arada Division'ı dün yayından sonra biraz da oynadım ve Division 2 yaptık. Maçlarımızı bitirdik arkadaşlar. Hani daha fazla haftanın ödül şeye derecesi artmayacak. 19.470'te kalacak. Tabii ki rank atlayabiliyorsunuz. Hani Division 1 bile olabilir belki ama ben bir Division 1 olacağımı zannetmiyorum ama gene de tabii ki de deneyeceğiz. İyi oynuyoruz bu sene, biraz daha iyiyiz geçen seneye göre. Squad Battles'a gireceğiz dediğim gibi, kadromuzu değiştirdik. Güzel şeyler aldık aslında. Beğenmediğimiz birkaç oyuncu vardı, onlara yol verdik beyler. Şimdi kadrolarımıza bir bakalım kimlerle nasıl bir kadrolar var. Şu kadro ne ya abi, Ronaldo mu var gerçekten yedekte? Ya, bu kadroya ben efsanevi gireceğim beyler. Efsanevi girip bitirmeyi düşünüyoruz ve kadromuz bu. Emre Can, Raşika, Erling Haaland, Zakaria, Reguilon, Aurier, bunlar geldi kadromuza. Niye değişti derseniz, Bergwijn'den zaten memnun değildik. Sırf son için koyuyorduk. Biraz daha hani elimizde coins biriktirmek için, Bergwijn'in max price artsın diye. Onu sattık. İşte bir Reguilon aldık. Raşika'yı aldık. Zakaria ve Emre Can'ı aldık. Haaland zaten elimizde vardı. Haaland'ı çok beğeniyordum. Yedekten sokuyordum. Artık ilk 11'imizde oynuyor. Çok çok farklı goller atıyor gerçekten. Yani ilk 11'de oynattığınızda çok farklı. Çünkü engine bastım. O zaman engine basmamıştım. Engine'le uçtu resmen kart. Çok beğendim. Videolarda bakacağız nasıl olacağını, siz de göreceksiniz tabii ki. Videoları beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi maçlarımıza geçiyoruz. Gareth Bale attı. Erling Haaland. Haaland verdi. Raşika çekti, vurdu. İşte bu. Raşika'dan çok memnunuz beyler. Gerçekten çok beğendim. 3.5K'yı aldık ama Bergwijn'in 10 katı iyi oynuyor. Hızı, driblingi, şut gücü, her şey müthiş. 4-4 zaten. Çok rahat pozisyonlara girebiliyorsunuz. Fiziği de çok iyi. Güzel de bir gol attık. Diaby çok güzel attı. Helal olsun. Sol ayakla. Normalde sağ ayaklı galiba Diaby ama 4-4 olması lazım. Pas çok güzel Frikik'ten. Ve sol ayakla plaseyi yolluyor. Güzel. Gene benim hatam. Çok boşluk veriyoruz. Çok güzel goller atıyor. Yani bilgisayarla oynamak şu efsanevi modda Division'dan daha zor ya. Abi, şuna bakar mısın? Önüne düşüyor ya. 3 oldu ya. Hadi. İşte Haaland. Güzel. Abi bir gol daha at be. Bir gol daha hadi. Çok güzel vuruyor. Sol ayağıyla gerçekten çok iyi ama sağ ayakla bazen kötü bu bitirişleri var. Güzel şutlar da var da sağ ayakla da. Boateng'in pasa bak ya. Adam resmen bizim videoları izliyor ya bilgisayar. Edin Visca hemen attı. Son. Sonunda pası güzel yere. Haaland'dan sona güzel gelir mi? Geldi. Son. Attı. İşte bu. Hegemon son. Güzel bir golle geliyor karşımıza. Abi rakip inanılmaz iyi oynuyor ya. Bu bilgisayar gerçekten saçmalık. Adam benim pasımdan attı ya, defanstan kanada atıyorsunuz ya. Ondan attı ya. Bizim videoları falan izliyor herhalde. Yani bu kadar olamaz ya. Serge Aurier hemen aldı attı. Martinez. Haaland güzel yere. Son işte. İşte bu. Hugo'nun son. Uzatmada gene sahneye çıkıyor. Hugo'nun son 10 kimya yaptığımdan sonra çok fark etti. 7 kimya hani fark yok gibi gözüküyor ama çok fark var beyler. Gerçekten hız konusunda bayağı farklılık oldu ya. Ronaldo Emre Can'a geldi ama maç bitiyor. Güzel bir şekilde yeniyoruz. Zorlu bir rakipti gerçekten. Hani takımın reytingi düşük olabilir ama hızlı oyuncular vardı. Hepsi zaten kimyalıydı. 100 kimyalı bir takım. Zaten bence hani Squad Battles'ta kimya önemli arkadaşlar. Rating çok fazla önemli değil. Yani düşük bütçeli bir kadroyla, yani hızlı birkaç oyuncusu olsun, sizi çok fena zorluyor. Çünkü 100 kimya oldu mu inanılmaz şekilde iyi oynuyorlar. Ama biz de kazanmayı bildik. Şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz. Bakalım ikinci maçımızda kimle oynayacağız? Şununla oynayacağım önce.
Kimyası düşük zaten, reytingi yüksek. Önce bununla yapacağız, sonra diğerlerine devam edeceğiz. Hadi Haaland. Haaland, Erling Haaland. Erling Haaland. Atar mı? Oo! Erling Haaland sağ ayak, sol ayak fark etmedi burada. Güzel attı. İçeri güzel girdik. Güzel bir gol. Gerçekten ilk dakikada bunu atmak keyif verdi Haaland'la. Çok iyi gidiyor. Baksanıza abi, yakalayamıyorlar ve hani fiziğinden dolayı da önüne gelen resmen eziyor gibi bir şey. Güzel bir gol Erling Haaland'dan. Kafa güzel, Reguilon. Son Haaland. Kalede kim var gördünüz mü? Rafa var abi. Ya tabii ki de gol atacağız bunlara. Ama güzel vurdu. Ama kalede de Erling Haaland'ın kurtarabileceği bir adam yok. Rafa var. Yani boyunu da gördünüz abi. Çok komik duruyor. Yok artık. Jan Vertonghen. Vertonghen'den gol yedik. Güzel bir pas. Güzel de bir gol attılar yani. Yalan yok. 10 numara Vertonghen. Sol ayakla dayadı resmen. Emre Can aldı, attı. Gareth Bale verdi. Erling Haaland'a. Haaland gene sahnede. Haaland'a güzel yere. Haaland aldı, baktı şöyle bir. Abi resmen şey gibi değil mi beyler? Hani bir tane eğlence modunda şut gücü arttırma var. Abi şuna bakar mısınız ya? Ya tamam, kalede Rafa olmasa hem değil de yani füze yolluyor ya adam. Aba bu ne böyle? Erling Haaland. Rashid Sağ. Haaland. Bu ne ama? Abi gerçekten inanılmaz ya. Yani çok fazla gol atıyoruz. Kimyas falan düşük diye ama. Şuna bak, pasın güzelliğine bak. Şuta bak ya. İzledi Rafa. Ya Rafa'nın atlamasını beklemeyin de zaten izledi. Son aldı, atladı Haaland'a. Haaland gidiyor. Haaland buradan atar mı? Abi füze yolluyor ya. Gerçekten çok iyi ya. Morata ve bitti. Farklı bir şekilde kazanıyoruz maçı. Yani bütün maçın sonuna kadar atmayacağım zaten. Çünkü çok kolay goller, çok saçma goller atıyoruz. Çünkü kalede Rafa vardı. Takımda kimyası kötüydü. 11 gol attık. Yani hepsini atarsak bayağı saçma olurdu. Ve sıradaki kadromuz da bu şekilde. Anlık bir gördünüz ama böyle kötü bir kadro değil aslında ama kimyası biraz düşük. 70 civarı bir kimyası var galiba. Haaland'a güzel bir pas. İşte bu. Erling Haaland. Abi kalede Rafa olmasa gerek yok. Bak bu adam da yedi. Çünkü bu Erling Haaland. Gene dakika 1. Gene dakika 1. Gene Haaland. Gene bir kickoff. Müthiş pas Rashica'dan. Erling Haaland aldı. Sol ayağıyla köşeye vuruyor. Kalede kim var bilmiyorum ama izledi. Haaland koşuyor, son koşuyor. Sona güzel bir pas. Hücumun son. Gidiyor. Al dedi Haaland'a. Haaland atıyor. Güzel bir gol Erling Haaland. Güzel, güzel. Haaland hemen aldı. At bana dedi Emrecan'a. Emrecan attı. Haaland kaleye baktı. Schmeichel. Orta geliyor Gareth Bale'den. Emre Can. Lukaku. Üf. Çok güzel attı ya. Karşımda Lukaku var ya. Gerçekten Lukaku'yu da beğendim arkadaşlar. Lukaku da bu sene iyi olmuş. Yani alamıyorsunuz topu. Hızlı. Şutları zaten inanılmaz. Kendine has bir vuruş stili de var. Yani Lukaku da bu sene inşallah birkaç defa upgrade alırsa kullanılır. Bu seneki oyun tarzına uyar yani Lukaku. Yok ya. Yok ya. Sanki kalede yani bronz bir oyuncu var veya ne bileyim kimyasız biri var gibi ya. Şuna bakar mısın bak. Pas çok güzel. Şuta bak be. Tam 90'ı. Tam 90'ı. Sensei.
Aha golü attı herhalde. Attı. Regülyon'la kapatmak istedik ama kapatamadık. Daniel James. Güzel gol. Baba. Bağlantı bak. Buradan. Abi bu nasıl bir şut gücü ya? Bence bunda bir bug falan var beyler. Bu böyle iyi olamaz yani. Sağ ayakla atıyorum. Şuna bakın. Gerçekten gizemli top mu ne ondaki şut gücü ya. Böyle bir şey olamaz ya. Oo müthiş pas Hükmünson'a. Hükmünson. Hükmünson. Sağa çektik, sola vurduk. Güzel bir gol atıyoruz. Hükmünson. Haaland. Abi şuna bakar mısınız ya? Gene inanılmaz. Çağlar çok fazla engellemeye çalışıyor ama engelleyemiyor. Ve bu maçta kazanıyoruz rahat bir şekilde. Bakalım son maçımıza ne yapacağız? Sıradaki rakibimiz biraz sağlam. Gerçekten iyi bir kadro. Bakalım ne yapacağız? Yenebilecek miyiz? Kadroya bakın abi ufaktan. Leva, Royce, Werner, Havertz vardı galiba. Ya da Goretzka. Oldukça sağlam kadro. Biraz önce oyundan 25 asist görevi yaptığım için bana 2 nadir altın oyuncu paketi verdi. Ve paketi açtım, sizce ne çıktı 2 nadir altından? Wijnaldum ve Zakaria. Zakaria zaten vardı elimizde. Bir Zakaria daha oldu şu an. Yani satılamaz olanı kullanıyoruz. Şimdi diğerini transfer listesine ekledik. Oradan da bir 30K'mız geri gelecek. Bayağı şanslıyız aslında. Of bunu atarsın be. Kaçmazdı ama. Haaland. Yok artık. Haaland. Buradan golümüz var. Günü attık. Haaland. Verdi. Erling Haaland'a gelir mi? Gelmedi. Bir daha. Haaland. Manuel Neuer neler yaptı? Erling Haaland. Erling Haaland. Gene Neuer. Sonunda. Yani gerçekten sonunda ya. Dakika 53 olmuş, yeni attık ya. 10 tane şutumuz vardı ya ilk yarıda. Güzel bir pas Haaland'dan. Hareketle geçiyoruz hemen köşeye. Neuer artık bunu da kurtarma yeter yani. Neuer'i mi alsak, ne yapsak kaleye beyler? Yani Gulaş'ı satıramaz diye kullanıyorduk bu zamana kadar. Paramız da yoktu ama şu an paramız da var. Yani ne alacağım bilmiyorum. Neuer'i alsak nasıl olur acaba? Haaland. Gol dedim ha, gerçekten gol dedim yani. Rashica. Hop. Of be. Manuel Neuer. Ve maçımızı yeniyoruz. Zor bir rakipti. Gerçekten beni bayağı yordu. Hani pozisyon pek bulduramadık. Biz genelde oynadık. Adama fazla pozisyon bulduramadık yani bilgisayara. Ama gerçekten zor bir rakipti. Neuer çok fazla pozisyon kurtardı. Hatta bakalım Neuer'i kurtardığına. 15 tane şut vurmuşuz kaleye abi ya. Gerçekten helal olsun. Yani Neuer bizi bitirdin abi. Kurtarışa bakalım. Kaç tane kurtarışı varmış Neuer'in? 7 tane kurtarışı var abi ya. Helal olsun, helal olsun. Videomuzu yavaş yavaş sonlandırıyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım lütfen. Ve Squad Battles videonun devamı gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtin. Çünkü bu hafta VL olmayacak. Ben de o yüzden Squad Battles oynayacağım. Division'da zaten puanımızı kastık. Yarın ödüllerimizi alacağız. Dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.